Mustafa Kemal Paşa'mızın güzel insanları, tat kabaklı yol kavşağı açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün bu kavşak gözyaşlarının dindiği ve Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük özlemlerinden birinin yaşandığı anı yaşıyoruz. Ben bu güzel anı yaşatan, emeği geçen Bursa milletvekillerimize ve bu konuda geçmişte çok büyük emekleri olan Sayın Hakan Çavuşoğlu ekibimize, büyük şehrimize hep beraber bir teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Hepinize Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, bakmayın Mart'ın sonu bahar diyenlere, bahar çoktan geldi. Yaz bile geliyor. Havalar Allah'a hamdolsun çok güzel gidiyor. Birileri baharı bekliyor ama şunu söyleyeyim. Ülke gerçekten her ne kadar içeriden ve dışarıdan engellemelere rağmen Allah'a hamdolsun birlik ve beraberlik içerisinde yoluna hızla devam ediyor. Ben Mustafa Kemal Paşalı kardeşlerimizin hepsinden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, herkesten ama herkesten destek beklediğimizi ifade ediyor. Ben tekrar bu kavşak olmadığı dönemlerde burada hakkın rahmetine kavuşan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. İnşallah bundan sonra kazasız, belasız hem Mustafa Kemal Paşalı hem de çevre şehirlerden gelecek kardeşlerimizin burada araçlarını kullanarak yollarına devam etmelerini temenni ediyorum, dua ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a hamdolsun bugün hepimiz için çok güzel bir gün. Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi Sayın Başkanım bulutlar dağıldı. Hava açıldı, Allah'a hamdolsun. Ve çok güzel günler hem Mustafa Kemal Paşa'mızı hem Bursa'mızı bekliyor. Tat kabaklı kavşağı Mustafa Kemal Paşa'nın giriş kapısı. Ve bu kavşağın gerçekleşmesinde birçok arkadaşımızın emeği var. Allah hepsinden razı olsun. Kavşağın en üst noktasına çıktığınızda, evet, Mustafa Kemal Paşa'nın devlet hastanesini görüyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa'nın devlet hastanesi. Çok modern, yeni ve güzel bir hastane. Mustafa Kemal Paşa'mıza, halkımıza yaraşır bir hastane. Allah'a hamdolsun yine sizlerin verdiği kalbi destekle bu hastaneyi yaptık. Evet, biz siyasetten millete, memlekete hizmeti anlıyoruz. Yol yapmayı anlıyoruz, köprü yapmayı anlıyoruz, hastane yapmayı anlıyoruz, hizmet yapmayı anlıyoruz. Birileri bundan rahatsız oluyorlar, biliyoruz. Biz yol yaptık. Birileri yolsuzluk yapmış olabilir. Biz yol yaptık, hastane yaptık. Boğazın altından raylı sistemler döşedik. Marmara'yı yaptık, Avrasya tünellerini yaptık. Kıymetli hemşerilerim, ama eski Türkiye'nin adamlarının yüzü geleceğe değil, ufka değil, yeni Türkiye'ye değil, eski Türkiye'ye bakanların bunu anlaması tabii mümkün değil. Siz bunların kim olduğunu biliyorsunuz. En büyük desteği de siz Mustafa Kemal Paşa'nın vereceğine yürekten inanıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarken işte bu büyük yatırımın, bu önemli yatırımın Mustafa Kemal Paşa'mıza, Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu kavşağın geçmişiyle, acı hatıralarıyla ilgili notları bize hatırlattılar. Şehirler, ülkeler yaşayan canlılara benzer. Ve yönetenler de bu canlıların ihtiyaç duyduğu konuları çözer. Allah'a bin şükür ki bunlar yavaş yavaş çözülüyor ve belli bir noktaya geliyor. Ve şu anda da açılışını yaptığımız bu kavşak inşallah buradan gönderilen sebzenin, buradan gidecek malın, buraya gelecek mamul, yarı mamul ürünlerin taşınmasında, kanların akmamasında, acıların yaşanmamasında bir anahtar rolü oynayacak. Bugün burada gerçekten hepimizin ümitle beklediği, dört gözle beklediği bir kavşağımızın açılışını yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bu kavşağı da açmak nasip oldu. Bakınız, Türkiye son 17 yıllık zaman dilimi içerisinde tam 3,5 kat büyüdü. Ve çok şükür ki Türkiye
bu 15-16 yıllık zaman dilimi içerisinde yapmış olduğu icraatlarının alameti farikası, ayırt edici özelliği bir yollar oldu, iki sağlık yatırımları oldu. Yol medeniyettir diyerek çalışmaya, milletimizi efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya namzet kadrolar olarak yıllardır bir mücadele veriyoruz. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ya Allah, bismillah diyoruz. Hayırlı umre olsun.